1550'lerde kalmıştık arkadaşlar. Aslında uzun zamandır bir video yapmamıştım ama bir önceki videomun altına iki arkadaş yorum yazdı geçtiğimiz günlerde. Onun üzerine de bu videoyu yapmaya karar verdim. Teşekkür ediyorum kendilerine de. Şimdi 1571'de Kepler diğer altı gezegen dünya etrafında değil. Dünya ve diğer tüm gezegenler güneş etrafında dönüyorlar dedi. Dindardı ama bunun üzerine aforoz edildi. Samnium adlı ilk bilim kurgu romanı olarak kabul edilen bir romanı vardır. Ve bu romanın içerisinde bir ay tasviri de vardır. NASA'da 2009 yılında kendisini onore etmek için uzaya Kepler isminde bir araç göndermiştir. 1571'de yani Anadolu'ya girişten yarım bin yıl sonra Akdeniz'de son büyük Kalyon Savaşı yaşandı. Birebeze'ye aslında yakın bir coğrafyada İnebahtı'da geçen bu savaşta 208 Hristiyan kalyonu, 251 Osmanlı kalyonunu mağlup etti. Hristiyanlar Kıbrıs'ı alamadılar ama Akdeniz'de Osmanlı ilerleyişi durmuş oldu. Ama Kuzey Afrika'nın tamamı 1574'te Osmanlı egemenliğine girmiş. Son kale Tunus'ta Habsburg hakimiyeti bitmişti. 1575'te Selimiye Camii yapıldı biliyorsunuz Edirne'dedir ve Osmanlı mimarisinin en üst noktası olarak kabul edilir. Bu arada Osmanlılar, Gürcistan, Azerbaycan'ın bazı bölgeleri ve Tebriz'i de ele geçirdiler. Yani bugünkü İran'da yer alan, çok büyük bir şehir olan, çoğunluğu da Azerbaycanlı olan Tebriz şehri. Hindistan, İran coğrafyasında da kökleri Moğol ve Türklere dayanan Babür denilen güçlü ve medeniyet açısından da ileri bir devlet ortaya çıkmış ve tam 200 yıl kadar hakimiyetini sürdürmüştür. Hindu'ları ve Müslümanları bir yönetimde birleştirmeyi başaran bir devlettir Babür Devleti ve aslında bugünkü Hindistan'ın ve Pakistan'ın temeli olarak düşünülebilir. Bu arada 1582'de ilginç bir şey oldu. Milattan önce 46'da kullanıma giren ve her yıl Yaklaşık 11 dakika sapa, Julian takvimi, gece gündüzün eşit olduğu 21 Mart'ı 11 Mart'a rastlar hale getirmişti. Yani sürekli 11 dakika sapa sapa, en sonunda 10 gün fark ortaya çıkmış. Papa Gregorius'un emriyle takvim yeniden düzenlendi ve Gregorian takvimi oluşturuldu. Ama Katolik coğrafyası dışındaki ülkeler, bu işte bir komplo kokusu sezerek bu haklı değişikliği benimsemekte geciktiler. Bu arada İngilizler de dünyayı keşfediyorlardı. Amerika topraklarında kurdukları kolonilerden birine Bakire Kraliçe'ye Atfen Virginia adını verdiler. Fransa o yıllarda dinler arasında gidip geldi. Yani bir sürü savaş, bir sürü mücadeleye sahne oldu. Fransa protestan bir ülke mi olacaktı komşusu gibi? Yoksa Katolik. Tek sorun bu da değildi. Kim hükmedecekti? İşte bu karışıklık içinde bir Fransız Rönesans düşünürü Montaigne ki aslında bir önceki videoda bahsetmiştik. Ünlü Denemeler isimli eserini yazmış ve şunu söylemişti. Başka hiçbir şeye en az bilinen şey kadar kuvvetle inanılmaz. Bugün bile bakıldığında insanın vay be geliyor. Fransa'da bunlar olurken kuzey komşusu İngiltere'de de Shakespeare isminde bir adam 1599-1602 yılları arasında Hamlet'i yazacaktı. Hamlet'le yetinmedi. Bunun yanında tam 37 oyun ve 154 de sona yazdı. Öyle ki takip eden 400 yıl boyunca hiçbir yazar İngiliz edebiyatını ve Avrupa tiyatrosunu bu kadar etkileyemeyecekti. Belki de bugün de baktığımızda dünyanın en büyük edebiyatçısı olarak Shakespeare kabul ediliyor. 1591'de Fransız Viet çok tanıdık olduğumuz bir şeyi ortaya attı. Denklemlerdeki bilinmeyenler için alfabe harflerini kullanma fikri. Yani A, B, C gibi. 2A artı 3B bunun gibi. Bu haliyle modern cebirin atası olacaktı. Yine 1592'de Galileo'nun geliştirdiği bir tüp içindeki sıvının sıcaklıkla yükselip alçalması fikrine dayanan termoskop günümüz modern termometresinin atası olacaktı. 1596'da da Alman astronom Kepler, Kopernik'in 1543'te önerdiği güneş merkezli evren teorisine katılarak gezegen yörüngelerini geometrik şekillerle gösterdi yani yuvarlaklar, elipsler, eliptik şekiller, bunun gibi şeyler. 1596'da Flaman haritacı Ortelius Atlant'in iki yakasına baktı ve kıyı desenlerinin aslında birbirine çok benzediğini fark etti. Yani Afrika, İspanya ve batıya baktığımızda Amerika kıtasının çeşitli doğusunda kalan yerler ve buradan şöyle bir sonuca vardı. Muhtemelen büyük bir kopma olmuştu ve bu kopmaya da büyük bir felaket yol açmıştı. Tabii bu biraz indirgemeci bir fikirdi. Ama temel olarak yine de modern Pangea fikrinin temelini oluşturmuş oldu. Yani tüm kıta eskiden dünyanın tüm bir kıtadan oluştuğu fikri. 1596'da ise Alafaranga tuvaletin atası Ajax keşfedilmiştir. Bu isimde bir tuvalet temizleyicisinin olması sizce tesadüf mü? Bu yıllardan itibaren dünya tarihini çok çok sevmeye başlıyorum arkadaşlar. Çünkü günümüzde yaşadığımız şeylerin en makrosundan en mikrosuna birçok temelini işte bu zamanlarda bulmaya başlıyoruz. Bu da gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. Umarım sizin için de aynı şey geçerlidir. 1598'de Koreli amiral Yinsin Su tarafından ilk üzeri metal zırhla kaplı savaş gemisi yapıldı. Yine günümüz zırhlı savaş gemilerinin atasıdır. 1598 1600 yılında da İngiliz hekim William Gilbert dünyanın dev bir mıknatıs gibi davrandığını bulmuş ve dolayısıyla merkezinin metal olduğunu düşünmüştür. Ki bu düşüncesi aslında doğruydu. Aynı yıl İtalyan keşiş ve astronom Bruno kilise tarafından yakılarak öldürülmüştü. Bir yandan da Orta Çağ karanlığı hala devam ediyor. Sebebi ise Güneş'in bir yıldız olduğunu ve büyük olasılıkla dünyanın akıllı yaşam için iskan edilmiş tek gezegen olmadığını iddia etmesiydi. İnsanlık olarak kendisini haklı çıkarmak için çabalarımız 21. yüzyılda da devam ediyor. Hala dünya dışında yaşam formları aramayı sürdürüyoruz. Geldik 1600'lere. Francis Bacon'dan bahsedelim. 1600'lerin başında düşünceleri olgunlaşmış olan Bacon, Londralı bir İngiliz'dir. Ve kendisine Aristo'nun yeni yorumu denebilir. O dönem, yani Rönesans döneminden bahsediyoruz, birçok filozofun, birçok düşünürün aslında eski Yunan'a döndükleri, eski Yunan yazıtlarını okudukları ve bunları yeniden yorumladıklarını göreceğiz. İşte Bacon da dolayısıyla Aristo'nun çağdaşı olarak görünenlerden bir tanesi. İngiliz düşüncesini etkileyen en temel filozoflardan biridir. Peki Bacon ne diyordu temel olarak? Bilgiyi öğrenmek konusunda duyularımıza güvenebileceğimizi söylüyordu. Yani bu dönem filozoflar birçok şeyi sorgulamışlardır. Ama sorguladıkça sorguladıkça en son bilgi nedir sorusuna kadar gitmişlerdir. Ve bilgiye nasıl ulaşırız? Gerçekten bildiğimiz bilgi gerçek mi? Yoksa aslında bazı şeylerin yansımasını mı görüyoruz? Bunları sorgulamışlardır. Ve buradan da aslında Bacon'ın ulaştığı sonuç şu olmuştur. Evet, duyularımızla elde edebileceğimiz bilgi bize gerçeği verir. Biz buna aslında empirisizm deriz ve bu akım İngiltere ile özdeşleşmiştir. Tabi böyle düşünmesi çok şaşırtıcı değildir çünkü kilisenin boyunduruğu artık büyük oranda yok olmuş. Kopernik gibi, Galile gibi adamlar buluşlar yapmaya başlamışlar bu dönemde. da hatta Deneler diye bir eser yazmış. Onun daha bilinen eseri ise Novum Organum'dur. Burada da diyor ki bilgi güçtür. Deneyim uzak ara en iyi kanıttır. Aslında Anglo-Amerikan pragmatizminin öncüsü sayılabilir. Bugün de baktığınızda liberal düşünceye baktığınızda liberal düşüncenin en çok referans verdiği filozoflardan bir tanesidir. Zira aslında Hristiyan kilisesinin öğretilerini kabul ettiğini söylüyordu Bacon ama bilginin yaşam kalitesini arttırmak için kullanılabileceğini. Bu yüzden de bilginin dinden ayrı olarak düşünülmesi gerektiğini, dinden ayrılması gerektiğini söylüyoruz. Tabii bu da bizim aklımıza işte seküler düşünceyi getiriyor. Günümüz Batı modern dünyasının temellerinin işte bu fikirlerle ilk defa atıldığını görüyoruz. Ama Bacon'ın hayatı birçok filozof gibi iyi gitmedi. Maddi zorluğa düştüğü bir hayatı oldu. Kendisi buluşları severdi. Bir besin koruma deneyi yapmak için tavuk dondururken bronşit oldu ve öldü. Neyse ki günümüzde bronşitten pek ölmüyoruz. Ölüyor olsaydık muhtemelen çoğumuz ölmüş olurduk. Ama o dönem Bacon'ın yaşadığı dönemde bilim yeni yeni keşfediliyor. Modern tıp, modern tıbbın temeli olacak şeyler yeni yeni bulunuyor. İşte bir termometre bile bakın yeni yeni bulunuyor. Dolayısıyla insanlar bronşit gibi bir hastalıktan ölebiliyorlar. Descartes mesela o da zatürreden öldü. Yani böyle çok büyük adamlar bakıyorsunuz basit bir hastalıkla mücadele edemeyip ölüyorlar. Ve Bacon, Popper'i, Milli yani John Stuart Milli ve Hume'u, David Hume'u etkilemiştir ki Hume da aslında yine benzer felsefenin en önemli temsilcilerinden biridir. Tüme varım dediğimiz bilimsel yöntem, 1605 yılında kendisi tarafından yani Francis Bacon tarafından bulunmuştur. Bu yüzden de diğer adı Bacon yöntemidir. Bu yöntem hala modern bilimin temelidir diyebiliriz. Bu döneme kadar ise bilimden çok bilim felsefesinden bahsetmek mümkündür. Bu dönemden sonra artık bilim dediğimiz şeyle tanışmaya başlıyoruz modern bilimin temelleri atılıyor. Bacon'a göre kuram deneyle kanıtlanmalıydı. Bacon aslında bir aristokrattı. Cambridge Trinity College'da eğitim aldı. Hatta Lordlar kamerasına da girdi ama daha sonra yolsuzlukla suçlandı ve hayatını yazmaya adadı. Üretmek, bunun özel bir türü olarak da yazmak, haksızlığa uğrayanların önemli bir sığınma aracıdır. Bilimin ilerleyişinde ve toplumların çöküşünde Kişisel motivasyon kaynaklarını asla unutmayın. Bacon da bunların örneklerinden bir tanesi. Çakmak mı önce bulunmuştur, kibrit mi? Sanırım bunu daha önce de sormuştum. İlginç gelebilir ama Fred ve Wilma'yı anımsayın. Çakmak taş kibritten çok önce bulunmuştur. Kibrit oldukça modern bir icattır diyebiliriz. 1608'de çakmak taş ateşli silahlara uygulandı çok daha hızlı ateş etmelerini sağlayarak 200 yıl kullanımda kalacaktı. Çakmaktaş'tan önce de ateşli silahlar vardı arkadaşlar. Ama genellikle fitil yöntemiyle çalışırdı. Bu da hem zaman kaybına sebep olurdu, hem de işte o fitili kuru tutmanız gerekiyor, nemlenmemiz gerekiyor falan. Çok problemli bir mekanizmaydı. Çakmaktaş burada ciddi bir sorunu çözdü ve tam 200 yıl kullanımda kaldı. 1609'da, Galileo'nun ürettiği üstün teleskobu ile detaylı bir ay haritası çıkarması mümkün oldu. Galileo'nun ilgisi ayla da sınırlı kalmadı. Jüpiter'i gözlemledi ve dört uydusunu tespit etmeyi başardı. Bunlar Io, Europa, Ganimet ve Kalisto'ydu. Ben de belki bundan 7-8 yıl önce öyle sıcak bir yaz gününde gece üstelik de şehir merkezinde ışıklı bir ortamda olmama rağmen ortalama bir teleskop yardımıyla Jüpiter'in dört uydusunu görmeyi başarmıştım. Yani deneyebilirsiniz. Aslında mümkün. Ve insana da heyecan veriyor. Galile 1611'de de güneş lekelerini gözlemleyerek Aristo'nun gök cisimlerinin mükemmel değişmezliği iddiasına son verdi. 1613'te de eylemsizlik ilkesini ileri sürecek ve Newton'un birinci hareket yasasına ışık kaynağı olacaktı. Trinity kökünden gelen Eternity kavramı filozofları hep büyülemişti. Galileo şu sonuca vardı. Bir sonsuzluk diğerinden büyük diyemeyiz. Çünkü sonlu varlıklara ait özellikler sonsuzluk kavramına uygulanamaz. Aslında bu felsefi düşüncesinin altında bir temel var. Ama bugün matematiksel olarak söylediği şeyin doğru olmadığını biliyoruz. Çünkü sonsuzluklar farklı büyüklüklerde olabiliyor. Bunu örneğin basit bir şekilde şöyle ispatlayabiliriz. İç içe geçmiş iki tane daire düşünün. Bu her iki dairenin üzerinde de, yani çemberin üzerinde, sonsuz nokta vardır. Yani ikisi de sonsuz ama iç içeler, dolayısıyla biri diğerinden büyük. Demek ki sonsuzluklar büyüklük olarak birbirlerinden farklı olabiliyorlar. 1614 yılında İskoç matematikçi John Napier, sizin de hayatınızda en az bir kere, belki de birkaç kere duyduğunuz, kullandığınız, belki de başınıza bela olan bir kavramı ortaya çıkardı. Logaritma. Peki ne işe yarar bu logaritma? Logaritmanın aslında mantığı basitti. Büyük sayılarla iş yaparken kullanılan, sıkıcı ve zor olan çarpma ve bölme işlemini, toplama ve çıkarmaya dönüştürmek. Biliyorsunuz üstü sayılarda çarpma üstler toplanarak yapılır. Bölme ise üstler çıkarılarak yapılır. Öyleyse sayıları üstü sayı gibi yazarsak ve bunları ters çevirmeyi de başarırsak gerektiğinde o zaman çarpma bölme işlemleri yerine toplama çıkarma işlemleri işimizi kolaylaştırabilir. İşte mantık buna dayanıyordu ama bunu yapabilmek için de sayıları dönüştürmek için logaritma cetvellerini kullanmak gerekiyordu. Dolayısıyla o dönemde Logaritma cetvelleri ortaya çıkmaya başladı. Ve bunlar da yaklaşık olarak bilgisayar çağına kadar birçok hesapta kullanıldılar. Bugün düşünecek olursanız, tamam, gündelik hayatta böyle bir logaritmaya ihtiyaç duymuyoruz, hesap makinelerini kullanıyoruz. Ama şu bir gerçek ki logaritma icadı olmasaydı günümüzün altında yatan çok fazla teknoloji kolay kolay bulunmuş olmayacaktı. 1600'lerde bu kadar savaş olmuş, gemiler kıtaları aşmıştı ama hala kesin olarak taş devrini yaşayan topluluklar da vardı. Bugün baksanız muhtemelen bugün de vardı. Mesela Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maoriler hala ağaç yontuyorlardı. Buna karşın kapitalizm ortaya çıkmaya başlamıştı. İngilizler uzak doğudaki ticari çıkarları için Doğu Hindistan kumpanyasını yani şirketini kuracaklar. Ama 1602'de Hollanda Doğu Hindistan kumpanyası ile ona rakip olacaktı. 17. ve 18. yüzyılda bu şirket İngiliz rakibini tam 5'e katladı. Hollanda bugün bu müreffeh ama küçük ülke o zamanların aslında denizlerde fırtına gibi esen filolarına sahip bir ülkeydi. Ve en çok da neden kazandı derseniz ticaretten kazandı. Temel olarak bir ticaret ülkesiydi. Gerçi İngiltere'ye de baktığınızda en temelde aslında bir ticaret ülkesi olduğunu görürüz. Ama dediğim gibi o dönem Hollanda aslında İngiltere'yi 5 kere yollamıştı. Öyle ki bizim Deli Petro dediğimiz Rus çarı Petro aslında bu Hollanda gemiciliğini örnek alacak. Rus bayrağı da iki teoriden birine göre Hollanda bayrağından esinlenmedir. Gerçekten şekillerine bakacak olursanız ve renklerini aslında yalnızca renklerinin sırası farklıdır. İkisi de yatay mavi kırmızı ve beyaz bayraklardır. Peki sizce Hollanda neden gemicilikte çok iyiydi? Belki Hollanda'ya gidenleriniz olduysa bu soruya belki birazcık daha kolay yanıt verebilirler. Bunun en temel sebebi bir kanallar ülkesi olması. Bakarsanız bu özelliklere sahip çok az ülke görürsünüz. 1615'te Hollandalılar Amerika'da bir şehir kurdular. Sizce adı neydi? New Amsterdam. Peki bugünkü adı nedir? New York. Yani Amerika'nın kalbini aslında Hollandalılar 1615'te kurdular. 1608'de ise Amerika kıtasında Fransız kolonileri de kurulmaya başlandı. Ama Nova Scotia gibi bazıları uzun süre yaşamıyordu. O dönemlerde bu işler fazlasıyla macera işleriydi. Tamam, yeni topraklar, yeni kaynaklar, bunları bulmak güzel, krallara da karlı geliyor. Ama bunları ülkeye fizibil biçimde akıtmak Kaynağı elde tutmak bu çok kolay değildi. Bunun için her daim savaşmaya hazır büyük bir dünya gücü olmak gerekiyordu. Büyük bütçeler gerekiyordu, büyük riskler gerekiyordu, büyük donanmalar gerekiyordu. İyi işleyen bir bürokratik sistem de gerekiyordu ayrıca. Bu yüzden bu dönemlerde bu büyük güçlerin çoğu denizde karada durmadan birbirleriyle savaştılar. Neyse ki büyük dünyanın paylaşılması biraz zaman aldı ve sonunda hani bana hani bana diyenler de cihan harbine balıklama daldılar tabi Cihan Harbi'ne yani Birinci Dünya Savaşı'na daha çok var. Ama bakın Birinci Dünya Savaşı'nın sebepleri aslında 1600'lerin başına dayanıyor. Burada bunu da vurgulamak gerekiyor. Tabi bu arada 30 yıl savaşları gibi örneğin protestanlığı Avrupa'dan kazımak için yapılan dini savaşları da. Mesela adam Avrupa'nın en güçlü adamı Ferdinand 30 yıl savaşıyor ve sonunda aldığı hava gazı. Düşünün 30 yıl boyunca insanlar savaşıyor ülkelerden. Biraz da doğuya doğru bakalım. Doğu Avrupa'ya doğru bakalım. Aslen iki Slav ırkı olan Polonya ve Ruslar da onların arasındaki çekişme de aslında yine bu yıllarda, 1600'lerde başladı diyebiliriz ve günümüzde hala bu çekişme var. Çoğu Slav ırkı aslında Rusları sever ama Polonyalılar ve Ukraynalılar istisnadır. Bu toplumlar arasında ittifaklar varmış gibi görünür ama gerçekten pek de barışamadılar. Polonyalılar yani Lehistan o dönemin ismiyle. O dönem Moskova'yı almış. Rus kralı da binlerce Polonyalı'yı katletmiş. Tabi bu gerçekler bilinmeden 450 yıl sonra 2. Dünya Savaşı'na baktığınızda Stalin Polonya'yı neden çabucak harcadığını pek anlayamıyorsunuz. Ama olaylar 1600'lere dayanınca bunun bir temeli olduğunu o zaman düşünebiliyorsunuz. Öyle ki o dönem Moskova'yı aldıklarında Rusları da İsveçliler kurtarmıştı. 1616'da Mavi Cami tamamlandı yani Sultanahmet. İçinde 20 bine yakın Çin'i vardı. 1618'de dünyanın başına yeni bir insanlık suçu peyda oldu. İngilizler Afrika'dan yeni dünyaya ilk köleleri getirmeye başladılar. Öncesinde bu işi sadece korsanlar yapmıştı. Yani bir nevi hırsızlığın yasal olması gibi bir şey. Gemiye bindirdikleri köleleri damgalıyorlardı. Tabi bu damgalar da genellikle tahmin edersiniz ki kızgın demirle yapılıyordu. Ve bu kölelerin Dörtte biri sırf bu işlem yüzünden ölüyordu. Tabii kalanının önemli bir kısmı da yine gemide ölüyordu. Çeşitli hastalıklar, zorluklar, açlık. Ama yine de köle bedava olduğu için bu iş bile ciddi bir kar bırakıyordu. O kadar karlıydı ki bütün Avrupa bu akımı izleyecek. Hepsi köle ticareti yapmaya başlayacak ve zenginleşecekti. Tabii ki bugünkü Avrupa zenginliğinin temelinde her bir kölenin acısının olduğu gerçeklerden bir tanesidir. 1617'de Hollandalı matematikçi ve astronom Sinelius iki enlemin arasındaki derecenin üçgenleştirilmesi yöntemiyle dünyanın yarıçapını çapını ölçtü. 6371 km. 1620'de Hollandalı kaşif Trevel İngiliz kraliyet donanmasının verdiği görevli deniz altında gidebilen ilk aracı yani Tahtel Bahir'i tasarladı. Tahtel Bahir nerede geçer? Evet, modern dönemdeki çok iyi yazarlarımızdan biri olan İhsan Oktayanar'ın Kitabül Hiyal kitabında geçer. Ama uzun zamandır İhsan Oktayanar yeni bir kitap yazmadı. 1500'lerde yapılmış bir tasarıma dayanıyordu bu Tahtel Bahir denen alet. Tahta gövde deriyle kaplanmıştı su geçirmemesi için. Ve alet suyun içinde küreklerle ilerliyordu. Daha sonra bunun oksijen sağlayan bir versiyonu da üretildi ve 3 saat İngiltere'deki Thames nehrinde kullanılmayı başardı. Yine de İngiliz kraliyet donanması bu fikirden pek haz etmemişti ve ilgilenmediler. İngilizler bu denizaltıyla fazla ilgilenmemelerinin bedelini 330 yıl sonra 2. Dünya Savaşı'nda ödediler. Öyle ki İngiltere bu dönemde de dışa bağımlı bir ülkeydi. Tamamen Amerika'dan gelecek yardıma ihtiyacı vardı. Ama Churchill en büyük korkusunun Alman U-botları olduğunu söylemişti. Nazi Almanyası 2. Dünya Savaşı'nda 1200 kadar U-bot üretecek ve yalnız kurtlar adı verilen bu sürüler Atlantik'teki İngiltere'ye yardım ulaştırmaya çalışan filoları çok ciddi derecede tehdit edecekti. 2. Dünya Savaşı bölümüne geldiğimizde bunları konuşacağız. Bir iş sınavında dünya ile güneşin sistemimizin biricik yıldızının arasındaki mesafeyi size sorsalar ne cevap verirsiniz? Cevap 149 milyon 597 bin 871 kilometre. Yani yaklaşık 150 milyon kilometre. Bir başka deyişle Dünya ile Güneş arasında yaklaşık 12.500 Dünya sığar. Kepler gökyüzündeki cisimleri incelemiş ve gezegen yörüngelerinin eliptik olduğunu gözlemişti. Lakin sebebini bilmiyordu. Sebebini bulmak ise 1642-1727 yıllar arasında yaşayan Newton'a nasip olacaktı. Newton, kütle çekim yasasının da kaşifidir kütle çekimi ile yer çekiminin aynı şeyler olduğunu ve bunun gezegenleri yörüngelerinde tutan güç olduğunu keşfetmiştir. Kütle çekimi, kütlenin merkezinden uzaklaştıkça zayıflar ve hatta uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak zayıflar. Yani birbirinden kütleler uzaklaştığında çok hızlı bir şekilde kütle çekim kuvvetleri azalır. Bu yüzden burçlara inanmak, yani çok uzaktaki gezegenlerin bizim vücudumuzdaki suyu etkilediğini düşünmek bilimsel olarak temelli bir şey değildir ama eğlenceli bir şey midir? Pekala, eğlenceli olduğu söylenebilir. Yani en azından bildiğimiz bilim açısından burçların bilimsel bir temeli yok. Bir yine benzer sebepten Merkür gezegeni yani Güneş'e en yakın olan gezegen bir yılını sadece dünyaya göre 88 günde tamamlarken şayet Neptün'de yaşasaydık hiçbirimiz yıl sonunu göremeyecektik. Çünkü Neptün'ün bir yılı 164 dünya yılına eşit. Bu arada 1600'lerde Rönesans ve Reform karşısında epeyce bir müşkül duruma düşmüş Katolik Kilisesi'ni yüceltmek için bir sanat tarzı ortaya çıktı. Barok. Portekizce şekli bozuk inci anlamına gelir. Çok geniş tarzları ve farklı uygulamaları vardır. En çok ışık, ilham verici duygular, dramatik efektlerden etkilenmiş bir tarzdır. En net örnekleri Versailles Sarayı, Vatikan ve St. Petersburg Kışlık Sarayı'dır. 1628'de İngiliz hekim William Harvey hayvanları inceledi ve kanın kalp tarafından pompalandığını buldu. Oysa o döneme kadar bu konuda antik Yunan öğretisi geçerliydi. Bu öğreti kanı karaciğerin ürettiğini ve kalbin emdiğini söylüyordu. 1629'da İtalyan kaşif Giovanni Branca ilk buhar makinesinin çizimini olduğu bir kitap yayınladı. Çizim bir buhar kazanının üstünde takılı borudan çıkan buharın bir vapur çarkını döndürdüğünü, ona bir devir yaptırmasını tasvir ediyordu. Buhar makinelerinin temel termodinamik prensibini hala araçlarımızda, içten yanmalı motorlarımızda kullanıyoruz. Bakın arkadaşlar burası çok önemli. Çünkü bu makine bir devri başlatacak. Buhar devrini başlatacak. Bugün matematikte kullandığımız çarpma ve bölme sembolleri yani X şeklinde kullandığımız sembol, 2.3 nokta üst üste gibi sembollerde yine bu yıllarda Outreach'in Matematiğin Anahtarı isimli kitabından çıkmıştır. Ve bu tüm zamanların en büyük dehası olarak kabul edilen Newton'u bile etkileyecektir. 1630'a kadar geldik arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler.